Devam edeceğiz efendim Azerbaycan'a. Biraz önce söylediğim gibi gitme zamanı Bakü'de bizi bekleyen isim Emine Kavasoğlu. Çünkü yarın bölgeyle ilgili olarak çok önemli bir seçim olacak Azerbaycan'da. Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki nasıl bir atmosfer var? İlham Aliyev favori gösteriliyordu. Hala öyle mi? Ve bununla ilgili bilmemiz gerekenleri hızlıca dinleyelim Emine Kavasoğlu'na. Evet, aslına bakarsanız Salih Naiman favori olarak gösterilmeye devam ediyor. Zira geçmiş oy oranlarına bakacak olursak 2003'te %77, 2008'de %87, 2013'te ise %85 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti İlham Aliyev. Yarın dünyanın gözü kulağı burada olacak. Öncelikle onu söyleyelim Salih Naiman. Çünkü 29 ülkeden 118 gazeteci, yabancı gazeteci, uluslararası gazeteci şu anda burada. Onun dışında 59 ülke, 60 uluslararası örgüt ve 890'ı yabancı olmak üzere 58 binin üzerinde de uluslararası gözlemci yine bu seçimleri takip etmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. 8 aday yarışacak yarınki seçimlerde. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında favori olarak gösterilen aday yine İlham Aliyev olacak. 4. kez Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor İlham Aliyev. Onun dışında ise ikisi bağımsız diğer adaylar da yine seçim yarışında olacaklar. Seçimle ilgili biraz sayısal verilere bakalım isterseniz. 5.4 milyonun yaklaşık 5.4 milyon seçmen oy kullanacak. Oy kullanması bekleniyor. Zira seçimlere katılım oranının da oldukça yüksek olması bekleniyor. 5.641 sandık kuruldu. 100 bine yakın seçmen ilk kez oy kullanacak ve önemli birkaç not daha hatırlatalım. 1000 sandığa kameralar kuruldu ve ilk kez Azerbaycan'da oy kullanma işlemleri, seçim sonuçları online olarak takip edilebilecek. Bu da önemli detaylardan biri. Yine bir kişinin birden fazla oy kullanmasının önüne geçmek amacıyla mor ötesi ışınlarla bir sistem hazırlandı. Görünmez bir sprey sıkılacak oy kullanma işleminin ardından seçmenlerin eline. Ardındansa bir kez daha oy kullanması böylelikle engellenmiş olacak. Tekrar söyleyelim, 8 aday yarışacak, favori İlham Aliyev olacak. Teşekkür ederiz. Emine Kavasoğlu'na aktardığı bilgiler önemli. Yarın ona...